Evet sevgili dostlar, sponsorumuz Golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız hala 23.300 bandında olmaktan dolayı utanç duyuyoruz açıkçası. Yani bir 23.400 olamadık. Olduk, geri düştük. Ne diyelim? Demek ki transfer sorularını falan canlı yayında cevaplamamak lazımmış. Yani transfer sorusunu cevaplayınca abonelikten kaçıyor arkadaşlar. Biz de videolarla devam. Fenerbahçe Zuba ile son görüşme diyor. Hemen sıcağı sıcağına başlayalım arkadaşlar. Fenerbahçe ile Rus santrafor Artem Zuba son kez masaya oturacak. Fenerbahçe son kez görüşecek. Rus basına yansıyan haberlere göre transferde taraflar ilk önce prensip olarak anlaştı ancak sonra da pürüz çıktı diyor. Bu son görüşmede ya transfer gerçekleşecek ya da iptal olacak diyor. Zenit'te 39 maçta sahaya çıktı. 13 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe taraftarı şu anda 2'ye, 3'e, 4'e, 7'ye, 8'e, 15'e bölünmüş durumda. Gelsin diyenler var, gelmesin diyenler var. Çeallahsız diyenler var, gelmesin diyenler var. Gelirse gol kralı olur diyen var, gelirse rezil olur diyen var. Buna mı para yatıracaksınız diyen var, yatırmayın diyen var. Ben kendi adıma söylüyorum. Jorge Jesus diye bir teknik direktörümüz var. Alınsın diyorsa alınsın. Alınmasın diyorsa alınmasın diyenlerdenim. Ama şunu söyleyeyim. Ben Zuba transferini, bakın burası duyum, dikkat edin, stepne olarak görüyorum. Yedek. Alınması planlanan ismi aldık aldık almadık. Zuba stepne olarak arkada duracak. Bakmışsınız. Hani kimseyi alamadın. Ona doğru yönelirsin. Hocam iyi de Fenerbahçe futbolcuları coşuyor. O ne olacak? Nasıl yani? Fenerbahçe Tirana ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Goller ilginçtir. Mergin Berisha 9. dakika. Filip Novak 53. Pelkas 84. Samatta 88. Yani bir kardeşimizin yorumu şu şekilde. Hocam diyor, ne kadar gitmesi muhtemel adam varsa gol attılar diyor. Yok, daha mesela muhtemeller gol attı ama gidecekler atamadı. En azından o şekilde bakmak lazım. Tatildeki ya da milli takım dönüşündeki futbolcular 27'sinde takıma katılmış olacaklar. Bu video 26'sında çekildiğine göre yarın katılmış olacaklar. Bilginiz olsun. Şimdi ben dünkü maçta şunu dikkatimi çekti. Fenerbahçe'de duran toplar artık Lincoln'un diye, hem o maçla ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim hem de forvet duyumuyla ilgili de konuşayım. Şimdi Arnavutluk şampiyonu FK Tirana ile oynadı Fenerbahçe ve Lincoln Henrique maçta yıldızlaştı. Serbest vuruşta açtı ortada. Mergin Berisha'ya aldı at dedi. Köşe vuruşunda Noah'a aldı at dedi. İki gol attırdı. Baktığın zaman Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe ikinci maçında gol yağdırmış oldu. Brezilyalı Lincoln'de yıldızlaşmış oldu. Yani duran topları iyi kullanma özelliği var. Serbest vuruştan açtığı orta vesaire. Oyun içinde arkadaşlar dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bak, oyun içinde çok dikkat edin. Çok kıpır kıpır bir oyuncu. Buruma ile falan sürekli yer değiştirdi arkadaşlar. Ve bu Fenerbahçe'nin menfaatine. Duran toplarla ilgili de şunu söyleyeyim. Rakipler kapanacak. Hani hakemleri de dahil edip bazıları 13 kişiyle kapanacak. Şimdi rakipler böyle kapanırken sen golü nasıl bulacaksın? Bak, Türkiye'deki futbolun özetini anlatayım mı size? Bak, futbolun özeti şu. Çök, tutun, kapan. Çök, kapan, tutun. Aynen böyle. Çök, yere çök. Kapan. Bir yerden tutun. Bu. Harbi söylüyorum. Bu AFAD şeyi gibi, taktiği gibi. Yalansa yalan değil. Takımlar ne yapıyor? Kapalı oynuyorlar. Sahasında bekliyorlar. Tutunuyorlar bir şeye. Top geldi mi hurra kontra. Bakın büyük takımlar. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş falan büyük takımlar diye söylüyoruz. Nasıl yeniliyorlar? Mağlubiyetlerine dikkat edin. Rakip 15 kere gelip 25 kere gelip 4 tane 5 tane atıp yenmiyor. Rakip sahasında bekliyor. Hatta çoğunlukla toplu oynama yüzdesi fazla oluyor. Çekilen şut fazla, attığı şut fazla, çektiği şut fazla. İsabetli şut fazla. Top kapma oranı fazla. Dikkat edin bakın, büyükler yenildiği zaman. Genelde böyle oluyor. Ben Fenerbahçe özelinden söylüyorum. Rakipler bize geldiği zaman 11 kişiyle savunma yapıyorlar. Hakemler de onların sertliğine müsaade ediyor. 12 kişiyle savunma yapmış oluyorlar.
Hani lafımı başka tarafa çekmeyin. Muhtemelen Galatasaray'la Beşiktaşlar da aynısını diyordur. Rakip böyle kapanırken serbest vuruş kullandın. Bir tanesi kafayla vurdu, gol oldu. Yanlışlıkla gol oldu. Korner kullandın, vurdu, gol oldu. Bak, korner kullanmaya müsait. Duran top kullanmaya müsait. Çünkü rakip kalenin önüne ablukayı aldığı için kalenin önünde faul yapabilirler. Senin bir duran topun, bir duran toptan atacağın kilit açıcı gollerin her maçta iki gol sayılır. Bakın, 19 takım olacak, 18'lerden 36 maç yapılacak. 36 maçın her birisinde skoru 1-0'a getir duran topla. Bak, her birisinde 36 72 gol sayın onları siz. Bakın, 72 gol sayın. Ve çok net söylüyorum, 100 golü geçen takım şampiyon olur. Önümüzdeki sene, şimdi her takım büyük coşuyor ediyor. Ben şimdiden söyleyeyim mi şampiyonun puan kaç puanla şampiyon olacağını? 71 puan şampiyon yapacak. 71 puanı alan şampiyon olacak arkadaşlar. 26 Haziran 2022 tarihinde söylüyorum. 2 senedir çok şükür biliyorum. Yani birinci de ikinci de ikinci olan takım da 69'da falan olur. 65-69 aralığında olur. Demedi demeyin. Ve dediğim gibi duran top etkili bir silah. Bu silahı kullanmak lazım. Bu silahı kullanmamak aptallıktır. Jesus da inşallah bunu kullanacaktır. Şimdi Fenerbahçe'de Jesus, Mert Hakan döndü ya. Dün oynayabildi, mide rahatsızlığı vardı, ilk maçta oynayamadı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Orta saha yer yer, yani savunmada 4-2-3-1 ama hücuma çıktığında sanki 4-1-3-2'ye döndü. Bakın, hücumda 4-3-1, 4-1-3-2'ye döndü. Ve Berisha'nın etkinliği artmaya başladı. Tek forvette çok fazla bir şey yapamıyordu. Şimdi artmaya başladı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hocam, bu sistemde Berisha coşar, Samat da coşar. Ya arkadaşlarım, gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Oynadığın iki tane takım, dandik iki tane takım. Yapmayın, etmeyin. Bak, şunu söyleyeyim. Benim gözlemlediğime göre Lincoln serbest statüde oynuyor. Gizli forvet gibi oynuyor. Asıl orayı karıştıran, ortalığı karıştıran Lincoln. Ben bir şey söyleyeyim mi size? As futbolcu Lincoln, yedek futbolcun Arda Güler. Yeter de artar. Ligin en kıpır kıpır iki tane on numarası sende olmuş olur. Bak, yeter de artar. Forvet'te Berisha, Samat'ta şu bu falan filan. Elbette katılıyorum. Elbette Berisha'yı en çok savunan kişi olarak katılıyorum. İş yapar. Ama oraya bize net golcü lazım. Bak, Gabigol, Dembele, Gabriel Barbosa, Dembele. Bir isim daha vardı ya, üçüncü isim. Ha, Belotti. Üçünden bir. Çek, al. Al, Berisha yedekte. Serdar Dursun da ikinci yedekte. Bitti. Kimse bir şey demez. La Valencia'yı da tut kadroda. Kanat oynatırım de, sol kanat oynatırım de, kadromda dursun de. Kimse bir şey demez. Daha da abartayım mı? Sen Gabriel Barbosa'yı çek. Sağ kanada Emre Mor'u çek. De ki Valencia, Emre Mor, İrfan Can. Sağda 3'ü oynayabilir. Buruma, Rossi. Yer yer Ferdi oynar. Yeter de. Kimse sesini çıkarmaz. Ama bize net golcü lazım. Net golcü lazım. Ha, Lincoln değişik kullanılıyor. Dikkat edin arkadaşlar. 4, yani savunmadayken merkezde kullanılıyor. Hücuma çıkarken bazen yardımcı forvet gibi, bazen kanat gibi. Şu an Diego Rossi mesela. Henüz Diego Rossi'yi izleyemedik. Bu sistemde Diego Rossi çok gol atar, attırır. Bak, demedi demeyin. Ben büyük Rossi'ci olduğum için söylüyorum. Asıl bu sistemde Rossi coşar. Niye biliyor musunuz? Niye? Çünkü Lincoln'un kıpır kıpırlığından dolayı ilgi de, dikkatler de, hatta markajlar da Lincoln'un üstüne olacak. Kanatlar boş kalabilir. Ben size söyleyeyim. Emre Mor düşünülüyor. Emre Mor iş yapar. İşte Bernard Traore düşünülüyor. İş yapar. Temiz bir forvet iş yapar. Sprinter bir forvet iş yapar. Demedi demeyin arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Osayi yedeği Burak kapacak. Yeter. Bence orası okey. Bence orası okey. Pereira Osayi'ye bir dokundu. Sıfır masrafla sağ bekin olduydu. Şimdi de Jesus inşallah Burak kapacağı bir dokundu. Sıfır masrafla sağ beki yedekledin. Hocam, Nazım var sakat. Olsun, sakat olsun. Geldiği zaman o da toparlarsa kendine şans bulabilir. Yoksa yolu açık olsun. Bakın, bu takıma, Fenerbahçe'ye net olarak 6 gerekiyor. Oyunu daha seri oynatacak bir 6 gerekiyor. Sahada doğru konumlanacak bir 6 gerekiyor. Takımı hızlı bir şekilde hücuma çıkaracak 6 gerekiyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'miz bu arada Hull City ile 10 Temmuz'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bir dostluk maçı yapacak. Bunu daha önce de söyledim ama 2'de 1'e soru geliyor. Üst düzey bir takımla maç yapmıyoruz mu, üst düzey diye. Şu anki Hull City'yi birçoğunuz üst düzey görmeyebilirsiniz ama bence üst düzey bir takıma dönüşüyorlar.
Fenerbahçe Beko'dan flash transfer. Şimdi bunu gururla söyleyeceğim. Niye? Çünkü MHYB köşesi bu. Yani Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbek'in kadrosuna katıldığını açıkladı. Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbek'i kadrosuna kattığını açıkladı. Baş antrenörle Dimitris Itoidis'i getirdi Fenerbahçe ve yeni sezon öncesinde de önemli bir transfere imza attı. Makabi Tel Aviv'den ayrılan 29 yaşındaki Wilbek'in sözleşme imzaladığı duyuruldu diyor. Bu arada Nande'de Kola'yı soruyorlar. Arkadaşlar, Nando de Colo muydu? Ben şunu söyleyeyim. Veseli'nin de Colo'nunla gideceğini söylemiştim. Ancak iki basketçiyle de görüşmeler yapıldı. Veseli almak istemediğini belirtti. De Colo sanki kalacak gibi. Şimdi kesin de konuşmak olmuyor. Biliyorsunuz bazen futbolcuyla anlaşıyorsun, sonra 3-5 kuruş daha fazla almak için sahtekarlık yapıyor falan. Yani o yüzden kesin konuşamıyorsun ama Fenerbahçe'den yapılan açıklama, Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız aynı zamanda milli takımımızın da formasını giyen başarılı guard Scottie Wilbek'in milli takımımızın da formasını giyiyor. 93 doğumlu. 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır diye. Tabii Fenerbahçe'den bir de ayrılık gerçekleşmişti. Biliyorsunuz. Veseli haricinde. Pierre Henry'nin sözleşmesinde yalnızca NBA için geçerli olan bir çıkış maddesi varmış. Ve bu çıkış maddesini kullanmış. Sporcumuz Avrupa'ya dönmeye karar verirse hakları Fenerbahçe'nin elinde olacakmış. Bana gösterdiğiniz koşulsuz sevgi için teşekkürler. Beni kucakladınız ve bu inanılmaz ailenin bir parçası olma imkanı tanıdınız. Şampiyon olmak bizim kaderimizde vardı. Tekrar görüşene dek elveda demiş. İyi şanslar diliyoruz kendisine. 93 doğumlu Florida Gainesville'de dünyaya gelmiş Scottie Wilbek. Kolej kariyeri falan filan ben anlamadığım için de bir şey diyemeyeceğim. Darüşşafaka forması giymiş. Eurocup'ta, Euroleague'de boy göstermiş. Darüşşafaka'nın Eurocup şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olmuş. Falan filan MVP olmuş. Türk pasaportu var. Milli takımımızda da oynayabiliyor. O yüzden yabancı kontenjanını işgal etmeyecek. Avrupa'nın en değerli guardlarından biri olarak kendini kabul ettiren bir oyuncudan bahsediyoruz. Kariyeri boyunca 175 Euroleague maçına çıkmış. Oyunun her iki yönde de etkiliymiş. İyi. Çift yönlü orta saha. Yani hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi birkaç tane haberim daha var. Bu haberler bildiğiniz haberler. Kim Minji haberiyle başlayayım. 23 milyon euro diyor yine Kim Minji için. Şimdi Galatasaray arkadaşlarım bana şey soruyorlar. Lan madem 23 niye 23 verip almıyorlar? Sevgili dostum, tamam. Serbest kalma bedelini ödeyip alabilirsin futbolcuyu. Bunda herhangi bir absürt bir durum yok. Yanlış bir durum yok. Lakin oyuncunun serbest kalma bedelini ödedin. Oyuncu seninle anlaşamadı. Nasıl alacaksın? Oyuncu gitmek istemiyor. Misal veriyorum. Diego Rossi. Fenerbahçe dedi ki 15 milyon euroyu getiren alır. Trabzonspor dedi ki biz 15 milyon euro veriyoruz. Hem Rossi hem Çupamız. Rossi'yi verin dedi mesela. Ama Rossi anlaşamadı. Tam tersi olsun. Fenerbahçe dedi ki Rossi'yi 15 milyon euroya veriyoruz. Galatasaray her zamanki gibi gitti. Önce oyuncuyla görüştü. Oyuncuyu anlaştı, konuştu, etti. Fenerbahçe de geldi biz oyuncuyla anlaştık. Bize 5'e vereceksiniz dedi. Anladınız mı? Niye olmaz transferler? Böyle bir durum var arkadaşlar. 5 büyük ligden ilgi var. 23 milyon euro serbest kalma. Napoli ile Marsilya vermeye hazır diyor. Kim Minji'yi de gitmeye hazır değil şu an için. Tottenham Everton devrede maaş pazarlığı yapılıyor diyor. Hani peki Fenerbahçe'de ne yaptı diyor. 3 milyon euroya geldi. 4 yıllık imzaladı. Sadece Konyaspor'a gol atmış. 31 maçı var. Ben şunu söyleyeyim mi? Hiçbir futbolcu vazgeçilmez değildir benim gözümde. Değerini bulan her futbolcu da satılmalıdır benim gözümde. Tamam da hocam. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı diyelim. İnşallah. Bakın Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması ne demek biliyor musunuz? Anlayacağınız dilde anlatayım size. Altyapıdan çıkan bir futbolcunun hiç A takımda forma giymeden, daha hiç forma giymeden ve öyle ahım şahım da bir yeteneğe sahip olmayan bir futbolcunun 40 milyon euroya satılması demek arkadaşlar.
Alırız bir örneği. Yani örnek bence cuk diye oturuyor. Çünkü hiç oynatmadığın futbolcudan 40 milyon euro kazanmak demek. İnşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gruplarına kalır. Hocam kalırsa kaça çıkar? İşte eğer kalırsa 23'ü biz revize etmezsek devre arasında kaparlar. Bu sefer bize daha büyük zarar olur. Devre arasında nereden bulacaksın stoperi? Anladınız mı? O yüzden ben açıkçası Kim Minji'ye 23 mü teklif var? Satarım. Ama önce Salah'ı satarım. Salah'ı 13, 15, 17, 20 ne varsa satarım. Demedi demeyin. Şu an içinde Kim Minji kalacak. Salah'ın gitme durumu daha yüksek. Onu da tekrardan hatırlatmış olalım. Fenerbahçe'de Luis Gustavo için yeni formül diyor haberimizde. Yolları ayırmak istiyor diye Luis Gustavo başka bir takıma gitmeye sıcak bakmıyor. Soğuk da bakmıyor. Fenerbahçe'de farklı bir yöntem deniyor diyor. Yeni bir çözüm arayışı, bir yıl daha kontratı var. Bonuslarla senelik 4 milyon euroya kadar çıkan isim için bir formül devreye soktum. Mesut Özil ile birlikte takımın en yüksek ücretli, Mesut Özil haberinde konuşacağım. Ücretli oyuncularından birim. Kulüp bul çağrısına olumlu yanıt vermedim. Fenerbahçe'de kontratımı tamamlamak istiyorum diyor. Fenerbahçe yeni arayış Jesus'la aynı dili konuşuyor. Portekizli hoca ile takım arasında köprü görevi. Geçin yalan bu haber. İndirim talebi bu doğru. Takımda kalması adına maddi anlamda fedakarlık yapması gerektiği maaş indirimi konusunda kendisine anlayış beklediği iletildiği ortaya çıktı. Bu doğru. Herhangi bir takıma transfer teklifi almayan diyor. Yok, teklif alıyor. Maaşını indirmek gitmesi adına temaslara başladı yönetim. %25'lik indirim istedi diyor. Ben şunu söyleyeyim açıkçası Gustavo daha önce indirimi kabul etti. Gustavo maaşında indirime gitti. Gustavo maaşını indirimli alıyor. İster inanın ister inanmayın. Onu söyleyeyim. Yani benim bildiğim bu şekilde. Benim duyumlarım bu şekilde. Ama sizin duyumlarınızı bilemem. Mesut Özil için de karar var. İkisini toplayıp birlikte söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı biliyorsunuz. Mesut Özil ve önümüzdeki günlerde yeni bir perde açılacakmış Mesut için. Yönetim yeni bir karar aldı. Af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrasında Mesut Özil'i dinleme kararı aldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Başkan Ali Koç ve kurmaylarının Mesut Özil konusunda artık meseleyi netleştirmesi bekleniliyor diyor. Geçtiğimiz sezon 26 maça çıktı. 9 gol 2 asist yaptı diyor. Ben şunu söyleyeyim. Bu haber de gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe'de şu anda patron Ali Koç değil. Fenerbahçe'de şu anda patron Jorge Jesus ve ekibi. Jesus ve ekibi derse Mesut'u affedelim, affedilir. Jesus ve ekibi derse Mesut'u affetmeyelim, asla affedilmez. Feriş Dağı da gelse, kralı da gelse, soytarısı da oynasa affedilmez. Bilginiz olsun. Peki hocam sence iş nereye gidiyor? İş bence kasa doğru gidiyor. Şimdi Mesut Fenerbahçeliliğinden ödün vermeyip geri adım attı gösteriyor kendini. Ama Ali Koç da başkanlığından ödün vermeyip asla affetmeyeceğim diyor. Yani Max Kruse 2 davası olmaz inşallah diye ümit ediyorum. Eğer Max Kruse 2 davası olmasa Mesut da artık herhalde istenmediği yerde fazla duracak değildir. Ama Mesut'un kafasını çok karıştıran var. Bakın Fenerbahçe görünümlü çok fazla Fenerbahçeli olmayan kişi var. Dikkat etmekte fayda var bunlara. Bunlar her daim varlar. Bir gün olup da ikinci gün gizlenen kişiler değil bunlar. Bunlar her daim varlar. Allah Fenerbahçe'yi Fenerbahçe düşmanlarından kurtarsın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Uzun lafın kısası. Hepsini bir özetleyelim. Zuba, ben yedekte tutulduğunu düşünüyorum. Berisha, şu an için Berisha'nın gitmesi söz konusu değil. Kendini de geliştiriyor. İkinci forvet olarak gayet ideal. Bakın ikinci forvet olarak lafımı çek, başka tarafa çekmeyin. Novak, Pelkas, Samatta bunlar kulüp arayan futbolcular. Her ne kadar da Novak'ın doğum gününü kulüp kutlamış olsa da bir önemi yok. Pelkas az süre alsa da bir önemi yok. Samatta yani malum. Lincoln Henrique çıkışa geçti ama oynadığımız iki takımın tırt takımlar olduğunu da unutmayın. Bakalım ciddi maçlar ne olacak. Buruma iki maçtır çok kötü hocam. Tırt takımlara karşı bu kadar kötüyse bu futbolcu İyi takımlara karşı hiç oynayamaz diyenleri de duyar gibiyim. Bunu da bu şekilde değerlendirmeyin. Bazı futbolcular da kendini adapte edemez. Yani o motivasyonu sağlayamaz. Bekleyip göreceğiz. Rossi gelip rekabete girdiğinde belki Buruma çok daha farklı bir boyuta evrilecek.
O sayı Burak Kabacak bence sağ bek için yeterli. Sağ bek haberlerine, duyumlarına hiçbir şeye inanmayın bence. Olay bitmiştir. Scottie Wilbek, Itoidis. Çok şükür yanılmadık duyumlarda. De Colo'nun kalma ihtimali var. Görüşme sürüyor. Olumlu da bakıyor. İnşallah sonra da karar değiştirmez. Ya da hayırlısı neyse olsun. Kim Minji de şu an için böyle dandik takımlara gitmek istemiyor. Gidersem büyük takıma giderim diyor. Onu da söyleyeyim. Kalırsa da sözleşmesi revize edilir. Gustavo Mesut Özil için de her türlü teklifi açığız. Teklif gelmiyor. Teklif geldiği anda arkadaşlar yollar açık olsun diyebiliriz. Ama Mesut bizi çok uğraştıracak gibi geliyor. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.